Herkese muhteşem bir videodan merhabalar. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Yanlış okumadınız daha doğrusu. Aynen başlıkta gördüğünüz gibi Mir 4'ün PvP serverı çıktı. Ve yeni çıktı. Mir 4 bildiğiniz üzere bir FPS oyun, FPS diyorum MMORPG oyunu ve gerçekten çok zor bir oyun. Kasması, gelişmesi, item kraflaması, item düşürmesi çok zor bir oyun. Ama Çinliler... Gidip bunun PvP sunucusunda yapmış. Çok rahat bir şekilde kasabildiğiniz, gelişebildiğiniz bir oyun. Hatta ben açtım bir karakter Chiquita Muz diye. Onu kasıyorum. Hepsinin detaylarından tek 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 bahsedeceğim. Nereden kayıt olunur, nasıl üyelik alınır, nasıl girilir, nereden indirilir. Ama öncelikle videomuza bir beğeni atmayı, abone değilseniz abone olmayı ve kafanıza takılan her türlü sorunu yorumlarda belirtmeyi veya bir fikriniz varsa, bilginiz varsa iletmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi geçelim abi oyunumuza. Dün bir arkadaşımız canlı yayında bu oyunu e, Mir 4'ün PvP sunucusunu bize aktardı. Ben de şaşırdım gerçekten böyle bir şey var mı diye. İkten yani varmış indirdik hatta yayında oynadım biraz da. Sizlerle paylaşacağım diye biraz da kastım. Çok da üstünde durmadım. Çatır çatır level alıyor zaten. Arkadaşlar bu oyun Mir 4'ün global bir oyunu değil. Bunu başta söylüyorum. Private bir oyun sunucu. Çinlilerin açtı ve yeni açıldığı için böyle çok çok ileride değiller. Kasması da kolay zaten. Market sistemi çok ucuz. Goldlar çok ucuz. Market fiyatı da ona göre pahalı. Hani daha doğrusu item satışları pahalı. Onları tek tek göstereceğim. Ama öncelikle boss'u bekliyormuş. Görevlere gönderdim bu arada hesap. Sıfırdan bir karakter açacağız. Ondan sonra buna geçeceğiz. Başlangıçta neler veriyor. Hatta ben karakter açar açmaz verdi. Spiritlerden. Epic pet çıkarttım direkt. Tek 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 attım. Oranları yüksek. Epic çıkarma oranı %10.5. Ama bir tık daha fazla diye düşünüyorum. Çünkü herkeste legendary var. Sıralamayı göstereceğim. Milletin çıkardığı itemleri göstereceğim. Gerçekten çok basit kasması. Deli gibi XP alıyorsunuz. Bu arada videonun altında ben bu linkleri paylaşacağım. Ama tekrar söylüyorum bakın. Resmi bir sunucu değil. Private bir sunucu. Lütfen o yüzden farklı ee, şu an oynadığınız Mir 4'te Kullandığınız akonto ve şifreyi kullanmayın. Ne olur ne olmaz. Türk oyuncuların birçoğu bilmiyor, bilenler de oynuyor. İlk linkimizde şöyle bir pencere bizi karşılıyor. Çince. Buradan Türkçe diline çevirip kayıt oluyorsunuz. Bu arada bütün her şeyi Türk e, Türkçe diyorum. Ufak yazmanız gerekiyor. Yoksa kabul etmiyor. Hemen şifremizi girelim. Kodlarımızı yazalım. Şimdi kayıt ol diyelim. Kayıt tamamlandı. Şuradan Türkçe diline çevirip kayıt tamamlandı işaretini görebilirsiniz. Daha sonra ikinci linkten linke tıkladığınızda sizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Buradan indiriyorsunuz oyunu. D kurum fark etmez. Mir 4'ün içine atmanıza gerek yok. Direkt e, klasörün içerisinden hatta şöyle de göstereyim. Şu şekilde şu Mir Mobile X'e tıkladığınızda siyah bir pencere geliyor. Ondan sonra da oyun açılıyor. Daha sonra siyah pencereyi kapatabilirsiniz. Hatta ben şurada e, hazırladım. YouTube o şifremizi yazalım. Girişimizi yapıyoruz. Asya 2'de genellikle e, Türkler 2 sonucu var. Asya 1 ve Asya 2. Asya 2'de oy, ben açtım karakterimi. Türkler Türkler Asya 2'de var abi. Asya 1 biraz daha Çince çeviriyi tam yapamamışlar. Ama burada her şey İngilizce. 5 levelde bayağı bir item veriyor. Full e, uncommon setlerle başlıyorsunuz. cr 4 ve sedeli gibi kupır veriyor. Abi ne açalım ne, ne açalım. Lancer açalım. Ne böyle olsun. Direkt create karakter diyelim. Youtube out diyelim. Bir level Lancer'ımızı açtık. Tekrar hatırlıyorum Asya sunucusu olduğu için <laughs> biraz pink olabiliyor oyundan da bazen atabiliyor. Hemen girelim 5 level yapalım bir görün içine neler verdiğini. Daha sonra diğer karakterimize geçip size sıralamayı göstereceğim. Marketi göstereceğim. Gold fiyatlarını göstereceğim. Gerçekten çok çok ucuz. Yani orada zorlanıyorsunuz keyfe kadar burada da oynayabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum private sunucu hani farklı maille mail diyorum giriş ve şifreyi kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır karakterimiz açıldı. Baştaki şu animasyonları şu hikaye modunu bir kapatsalardı güzel olurdu aslında. Direkt abi rare pet veriyor. Artı çanta kapasitesini yükseltme veriyor. Tabi şu an çantayı göremiyoruz. Burada biraz daha hızlandırırız hatta. 5 levele kadar çantayı gösterene kadar. Magic biletleri, secret biletleri veriyor. Raid boss raid biletleri veriyor. Toniklerden veriyor. Devam ediyoruz. Rare setlerimizi verdi. Yavaş yavaş hepsini veriyor. Rare diyorum ya. Uncommon. Hemen giyelim. Kolluğumuz, diğer itemlerimizi verdi. Çanta kapasitesini verdi. Hemen arttıralım. 100, 350'ye çıktı. Full tier 400 setimiz. Direkt level'e fokuslanacağım. 5 level olmaya fokuslanacağım. Even when you feel low, go, 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 go

200 gold, 5 vigor, sayfalar aynı hep. Pet kağıtları, summonlar, summon ticketlar, 35 tane vigor, petler, vigorlar, cabası hepsini verdi. Verdiği itemler bunlar. 20 tane daha da artıyor tabii ki level aldıkça. Bayağı bir item veriyor. Petlere tekrar veriyor. 100 kaçta 5 levelde. Hemen 5 level olmamız lazım. Hikaye modunu bir atlayalım. Yalnız bununla epic pet çıkarsa bunu kasarım. Bununla da epic pet çıkarsa. Bu arada İlk epic pet 1 dolar mı ne hani alabiliyorsunuz. Böyle bir sistem eklemişler. <laughs> Şimdi abi bunları geçelim. Direkt şu Spirit'leri bir açalım. Başka bir şey verdim mi ki? Buradan ödüller verdi yine. Bu arada XP 3x, item 2x. Görevleri de göstereceğim birazdan size ben. Hani ne kadar ödül veriyor, hangi ödülleri veriyor, ne kadar artısı var. Bunların hepsini göreceksiniz. Şimdi abiler hemen şunları açalım. Bakalım neler olacak. Burada bir cacık yok. Burada burada da 2x gibi. Pardon 1.8'i sanırım. Hemen Spirit'imizi de deneyelim. Çıkacak mı bakalım. Bir tane aldık. Bakalım rare mi epic mi? Rare çıktı. Ve bunu kombin yapamıyoruz. Ve bunu devam ediyor. Deli gibi skill şeyleri çıkıyor. Geliştir abi. Random hiç fark etmez. Hangisini geçti zaten fulluyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde hızlı bir şekilde level alabiliyorsunuz. Çok hızlı gerçekten. Şunlara bak. Şunlar bile yeter anasını satayım. 3x kasmaz var. Şimdi diğer karakterimize geçelim. Yerine geçelim. Çiki tamusun görevi bitmiş. Ödüller, XP'ler, verdi verdiği Cooper ve ödüller dediğim gibi tekrar 2x her iki, bakın her şey çarpı 2. Dark Steel 1K veriyordu 2K veriyor. 20 10'du 20 veriyor. Bir kutuydu iki kutu veriyor. Hadi be canım. İki tane de pet verdi. 1 veriyordu normalde göre. Burada 2 veriyor. Tamamen güzel vakit geçirmek için ben 1-4'te kasamam. Oynamak vaktim yok kadar diyorsanız bu oyun gayet güzel. Karakter sınırı yok ama yasakmış. Bu nasıl oluyor? <laughs> işte sanırım. İstediğiniz kadar karakter açabiliyorsunuz ama yasak. Deli gibi item düşüyor. Çok fazla item düşüyor. Çok fazla item katıyorsunuz rahat bir şekilde. Pet olayı öyle. Şunları şunu bir nereden geldi? Ben de görevden geldi. Doğru. Acımıyorum. Sonuçta patır patır veriyor. Spiritler dediğim gibi ilk başladığım gibi epic pet çıkarttım. Ya i̇yi de işte. Epic mi epic. Ama rankingte bakın birinci sıradaki adam 132k çok kolay. ama takılmak için girmiş muhtemelen buraya bunlarda. Ama karakterinin skilllerin hepsi 9-10 ve full legendary. Yani şöyle de yani düşünmeyin oha nasıl yapmış. Çünkü kolay. Deli gibi kitap deli gibi pet çıkıyor. Çok rahat. E, Tabi bu da kolay olduğu için. Aa bak bunun dün yoktu. Bunun rayleri vardı sadece. Epic yapmış bugün tier 2 ile üstlüğünü. Bunun da yoktu. Aynen yokmuş hala. Legendary petler çok kolay çıkabiliyor. Çok kolay kasabiliyorsunuz. İsterseniz buyurun gelin beraber de oynayabiliriz. Ben de oynuyorum bu arada. Kasmaya devam edeceğim. Normal Mir 4 şarımla beraber. Sonuçta ayrı bir silent. Etkilemiyor. Daha sonra market kısmında abi şu itemleri, daily paketleri bakın 200 gold alabiliyorsunuz. Bunları ücretsiz buradan çekebiliyorsunuz. 10 gold yani ücretsiz dediğime bakmayın. Bu sandıklar 50 gold. Ama gold fiyatlarını görünce şaşıracaksınız. Veya market fiyatını diyeyim. Step up'ı çekelim. Bunları taktik yapaydı iyiydi. Paketler 650 gold, 340 gold parayla değil gold'la. Gold'la item satıp buradan çekebiliyorsunuz. Bunları alabiliyorsunuz gold karşılığında. Daha sonra bu bakın Çin Yuan'ı Yuan üzerine alışveriş yapılıyor. 50 Yuan 150, 120 lira falan para yapıyor. Mesela gold paketi 50 Yuan 3000 gold 127 lira ücreti var. Yani normal dolar bazında çok çok ucuz. Buradan 123 bin baksana abi. Burada bunlar var. Bunları çekiyorlar mı bilmiyorum tabii ki de. Değerli paketler var. Bunları alabiliyorsunuz. İşte haftalık. Oha bir kereyle mahsus. 1200 inal var mı? 56 Yuan. Gold veriyor. Vigor veriyor. Burası gerçekten ucuz normal Mi 4'e göre. Paketleri de açalım bakalım ya sizle. Daha sonra market fiyatlarını göstereceğim size. Dudağınız uçuklayacak. 1 milyon Dark Steel'in ve enerjinin Gold fiyatını bir göstereyim. Ve satılıyor. Ben de onu test edeceğim zaten. Burada bir ekip kurup oynayabiliriz vakit geçirmek adına. Güzel şeyler yapabiliriz. Hadi lan bir yer at lan. Yayın yolum kayıttayız lan. Atmıyor. Benim şansım yok demek ki. Kombinde arttırmışlar bayağı şanslar ama şurada var mı bilmiyorum tabii ki. Her şeyi açabilirsiniz. Deli gibi kupır geliyor. Hiç problem... Aha rare attı. Deli gibi kap atıyor. Ha, şurada da var bak bunlar. Ha buradan günlük 6 tane mi 7 tane mi alabiliyorsunuz. 1000 kupara. Bunları da çekiyorum ben. Dün de çekmiştim. Var mı başka... Ee, alabileceğim. Cooper'la bir tane daha varmış. Bak altta da bir tane var. Her yerden çıkıyor anasını satayım. Travel Pass. Geçiş ücretleri aynı. Daha sonra şeye gelelim şimdi. Şu şeyleri açacağız zaten de. Bu arada konfeti yok. Hani sunucuda konfetiden level ödülleri alamıyorsunuz. Ekstra şey alamıyorsunuz konfetiden. Bunu kapatmışlar. Neden kapattılar ben de bilmiyorum. Düzenleyemediler mi acaba? Ama konfeti yok. Üsttekini de alalım. Dragon metalleri de açalım. Son bir atmadı. Sonra hatta bir craft kombin deneyelim varsa. bu tur şunu yapalım. %14 nokta bilmem kaç şansı var. Da bunu koyamıyor muyuz? Gözükmüyor. Dragon Leader buradan bakarız. %15 şansı var. %10 burası galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu petlerimizi deneyelim. Rare attı bir kedi. Sinirli kedimiz. Tamam buradan yapacak kombinimiz yok. Skill kitabımızı verelim. Baksana abi. 3, 4, 3, 5, 2. Hiç oynamadım bile. Ben yani hiç oynamadım gerçekten. Bunları 5 derim kafadan. Daha sonra bir market fiyatlarına bakalım. Değil mi? Biz onu boş verin şu fiyata bak. 1 milyon Dark 6588. Daha sonra enerjiye bakalım. 1 milyon enerji ne demek lan bu? Bu satılıyor muydur bunlar ya? 10 bini ama çok saçma. 1 milyonu 22 bin bunu fake koymuştur. Bu, bu kadarsa 11 bin, 11 bin, 800 yapar. 1 milyon enerji buradan almaya kalkarsa çok pahalıdır diye kimse <laughs> 1 milyon koymamış bir kişi dışında. O da zaten fahiş fiyata koymuş. İten fiyatları çok pahalı. Adamlar çatış koymuş. Hani dediğim gibi sunucu basit. Kolay kasılabiliyor. Çok kolay görev yapabiliyorsunuz. Çok güzel XP geliyor. Rahat kasılıyor. Keyifli bir oyun. isterseniz gelip bu sunucu da oynayabiliyorsunuz. Oynayabilirsiniz. Ben linkleri aşağıda paylaşacağım. PvP sunucusu böyle. Millet cayır cayır valleyde kapışıyor. PvP yapıyor. Fight atıyor. Daha kolay kasması. Ama dediğim gibi private bir oyun. Geleceğe ne olur bilmiyorum. En sunucuyu açmayı düşünüyorlarmış eğer talep olursa, kalabalık olursa. Açıkçası bence güzel alternatifi olması çok daha güzel. İtem bakımından, craft bakımından çok daha zengin, çok daha güzel bence. Değerlendirilebilir. Yorumlarınızı lütfen video altında belirtmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi ve bilgisi olan varsa bir yazsın abi. Biz de bilgilenelim. Başkaları da bilgilensin. Videomuzu da burada sonlandıralım. Hani anlatacak başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir şey aktardım sanırım ya. Dediğim gibi XP kasma oranı %3x normal 1.4'e göre. item düşme oranında çarpı 2 yani bilir değil 2 tane item birden alıyorsunuz. O yüzden kodeksinizden tutun. İtemlerinize kadar çok daha kolay yapabiliyorsunuz. Lütfen tekrar hatırlatıyorum. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim bir abone ol butonuna da basarsanız mutlu olurum. Twitch'te canlı yayınımızlar oluyor. Ne çıkıyorsa canlı yayında çıkıyor zaten. Oraya da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.